79 Milyonlarca çalışan, emekli ve işsiz, hızla artan enflasyon, kayıt dışı çalışma ve ekonomik ve sosyal hak kayıplarla yaşama tutunmaya çalışıyor. Ülkenin içine sürüklendiği sorunlar sıradan risk içeren sorunlar değil. Her biri ülkenin tümünü her geçen gün daha da sarsacak olan tehditleri ve tehlikeleri içeriyor. Dış borç yükü 129.6 milyar dolardan 466.7 milyar dolara tırmandı. 2018 itibariyle 12 aylık dönemde üretici fiyatları %45, tüketici fiyatları %21.62 oranında arttı. Elektriğe, doğalgaza, akaryakıta bir yıl içinde %40'lara dayanan oranlarda zamlar yapıldı. Benzine ve mazota sürekli olarak yükselen oranlı zamlar yapılıyor. Bankalara bireysel kredi borcunu ödeyemeyenlerin sayısı bir yıl içinde %34.6 oranında arttı. İşsizlik oranı %12'yi geçerken işsiz sayısı 4 milyona yaklaştı. İşsizlik sigortası fonunda biriken milyarlarca lira siyasal iktidar tarafından fonun amacı dışında hoyratça kullanılıyor. Sendikal hak ve özgürlüklere dönük saldırılar giderek daha da arttı. Temel insan haklarından olan sendikal örgütlenme, toplu iş sözleşmesi ve grev hakları sistematik biçimde baskı altında tutuldu ve tutuluyor. Sağlık sistemi yanlış politikalar ve yandaşlarına sağlanan milyarlık kaynak aktarımları nedeniyle tam bir bozulma, çözülme ve yıkım sürecine girdi. Sosyal güvenlik sistemi sosyal koruma özelliğini hızla yitiriyor. Emeklilerin insanca ve onurlu yaşamları gasp edilerek emeklileri sefalet ücretine mahkum ediyorlar. Emeklilikte yaşa takılanların sorunları bilinçli olarak çözümlenmiyor. Genel sağlık sigortasına bağlanan umutlar çöktü ve bireysel emeklilik sistemi bez zorunlu duruma getirilmek isteniyor. Ülkemizde basın özgürlüğü AKP iktidarının çok yönlü saldırıları sonucu yok edildi ve ediliyor. Çok sayıda gazeteci tutuklanırken birçoğu için davalar açılıyor. Türkiye'nin taraf olduğu uluslararası sözleşmeler ile anayasamızın güvence altına aldığı örgütlenme ve toplanma özgürlüğü günümüzde ağır baskı altındadır. Toplantı ve eylem hakkı yasa dışı tehditlerle yok edilmek istenirken sürekli olarak halkı birbirine düşürmeye dönük nefret söylemleri canlı tutuluyor. Hal böyleyken Konfederasyonumuz Genel Başkanı Arzu Çerkezoğlu'nun DİSK'in görüş ve taleplerini anlatan bir konuşmada Türkiye'nin gidişatına ilişkin düşüncelerini, fikirlerini ifade ettiğinden dolayı açılan ceza davası kabul edilemez. DİSK'in görüşleri yoksulluğa, yolsuzluğa ve adaletsizliğe karşı insan onuruna yakışan aş, iş, özgürlük ve adalet mücadelesidir. Dolayısıyla Devrimci İşçi Sendikaları Konfederasyonu Genel Başkanımız Arzu Çerkezoğlu'na yapılan bu haksız ve adaletsiz suçlamayı esefle kınıyoruz. Sayın Genel Başkanımızın yanında olduğumuzu biz DİSK emekli, emekli senli, emekliler olarak her zaman her yerde demokratik meşru hak alma mücadelemizden taviz vermeyeceğimizi buradan bir kez daha ilan ediyoruz. Baskılar bizi yıldırdı.